Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sonbahar kış parfüm önerilerinde bulunmaya çalışacağım. Aslında bugünkü videomda yer alan parfümler özellikle benim bu sene, bu sonbahar ve kış döneminde kullanmaktan keyif aldığım parfümleri içeriyor olacak. Elimde 10 tane parfüm var. 5 tanesi niş, 5 tanesi designer. Yüksek fiyatlı parfümler de var. Göreceli olarak daha düşük fiyatlı parfümler de var. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Jean Paul Gaultier markasına ait klasik Cabaret parfümü. Eğer böyle portakal çiçeğini seviyorsanız özellikle bakmanızı tavsiye ettiğim parfümlerden bir tanesi. Açılışı birazcık keskin, narenciyeli ve böyle biraz zencefil, biraz demeyeyim bayağı bir zencefil hissediyorsunuz. Biraz keskin açılıyor ama daha sonra çok hızlı bir şekilde portakal çiçeğini hissediyorsunuz. Marshmallow tatlılığını hissediyorsunuz. Aslında kokladığınız anda size böyle birkaç parfümü hatırlatıyor. Memo Sintra ve Killian Love, hatta Killian Love Extreme parfümlerini anımsatıyor. Eğer o parfümleri seviyorsanız ve pahalı buluyorsanız buna mutlaka bir göz atın derim. Altta da o vanilyayı, amberi hissediyorsunuz. Tatlı mı? Evet, bir tatlılığı var ama benim için en azından çok böyle aşırı bayıcı bir tatlılık değil bu. Çünkü o zencefille birlikte ve portakal çiçeğiyle birlikte birazcık da hatta sabunsu tarafa doğru da kayıyor gibi hissediyorum. Çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Benim koleksiyonumda yok şu an. Ödünç aldım bu video için. Neden yok? Çünkü Killian Love Extreme parfüm var bende. O varken hani buna gerek yok diye düşündüm. Tenimde 7-8 saat civarında kalıyor. Yayılımı da ilk başta gayet güzel, ondan sonra tene yaklaşmaya başlıyor. Bu kalıcılıklar ve yayılım konusunda aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten kişinin burnuna göre ve tenine göre çok farklılık gösterebiliyor. Algılarımıza göre bayağı değişkenlik gösterebiliyor. En azından ben kendi tecrübelerimi ufacık da olsa aktarmış olayım. Son olarak da genel beğeniye de çok uygun olduğunu eklemiş olayım. İkinci parfüm ise Sisley Eau de Soir. Ben son dönemlerde şifre parfümlere bir merak saldım. Kendime şifre parfümlerini daha çok yakıştırır oldum. Şifre parfüm deyince aklımıza ne geliyor? Çok kısaca bahsetmek istiyorum. Genelde böyle üst notalarında narenciye notaları olan, orta notalarında labdanum, alt notasında ise meşe yosunu, ki meşe yosunu genelde şifre parfümlerinde başrol oyuncusudur. Ve meşe yosununa genellikle patchouli, misk ya da hayvansal bir nota eşlik eder. Kokladığımız zaman galiba biraz eskiye gittiğimiz parfümler. Hani eski kokan parfümler demek istemiyorum ama çoğunlukla şifre parfümlerinin kokusunu duyduğumuz zaman ya böyle bir eskilere doğru gittim diyoruz galiba. Benim için harika bir parfüm. Kendime özellikle çok çok yakıştırdığım bir parfüm. Ve bana neyi anımsatıyor? O eski dönemleri, hani daha her şeyin yavaş yaşandığı, daha romantik olan, daha böyle her şeyin hızlı tüketilmediği, daha çok değer verildiği dönemlere gidiyorum nedense. Ve böyle benim için kadın kadın bir parfüm. Nasıl bir kadın canlanıyor gözümde? O eski filmlerde hani böyle çok zarif hanımefendiler vardır ya ama bir o kadar da iddialı. Benim için öyle bir parfüm. Kendi üzerimde koklamaktan ziyade bu parfümün etrafa yayılımı, ben hayran kalıyorum. Başkasının üstünde duyduğum zaman çok çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir aura bırakıyor arkanızda. Çok güzel bir salınımı var bence. Fakat 35 yaşın altındaysanız eğer, hani burun kıvırabilirsiniz bu parfüme. 35 yaş ve üzerine kesinlikle ben çok daha yakıştırıyorum. Olgun ve oturaklı bir parfüm. İçinde çok fazla nota olduğu için hepsini tek tek saymayacağım ama başrolünde meşe yosunu var diyebilirim. Bolca meşe yosunu ile birlikte ardıç. Bir de ikisine tabii ki de eşlik eden diğer çiçekler, narenciyeler, baharatlar, odunsu notalar. Bu parfümü sıktığım zaman genelde bana klinik aromatik elixir mi sıktın diye de çokça soruyorlar. Sanki onu seven bunu da çok severmiş gibi geliyor. Elimdeki şişenin performansı hakkında bilgi vermek aslında yanıltıcı olur. Çünkü benim elimde bayağı eski bir şişe var. Çok değerli o yüzden benim için. Performansı inanılmaz kuvvetli. Elimdekinden bahsediyorum. Yayılım çok kuvvetli. Kalıcılık çok kuvvetli. Fakat yeni şişelerde maalesef bu biraz düşmüş. Sıradaki parfüm ise Guerlain Samsara. Sonunda bir Samsara'm oldu. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Benim hiç Guerlain Samsara'm olmadı diye. Eski şişe arıyorum. Hala bu şişeyi de böyle yarım şekilde aldım.
Bu da güzel, keyifli ama eski şişe çok daha güzel. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bulabilirsem de eski bir şişeyi mutlaka koleksiyonuma katmak istiyorum. Çünkü performans baya bir düşük bu şişede. Yani ne kadar kaldı benim tenimde? 6-7 saat civarında. Yayılımı da başta böyle bir kuvvetli ama ondan sonra baya bir azalıyor. Eski şişe öyle değildi. Peki nasıl bir parfüm? Ondan bahsedeyim birazcık. Hatta bunu da tenime sıkayım. Buraya sıkayım. Bir kere Sandal Ağacı başrolde. Sandal Ağacı ve Ylang Ylang'i hissediyorsunuz bayağı yoğun bir şekilde. O Sandal Ağacı'nın katmış olduğu kremsi bir hissiyat var. O kadar güzel bir parfüm ki. Onun dışında çiçekler devreye giriyor ama burada iris ve menekşenin kattığı pudramsı da bir hissiyat var. Vanilya ve tonkadan gelen hafif bir tatlılık. Yani kesinlikle benim sevdiğim notalar. Ben daha önce neden koleksiyonuma katmadım? İnanın bilmiyorum. Acaba kötü bir anısı mı var diye de düşünüyorum. Çok keyifli bir parfüm. Bence zamansız bir parfüm. Genel beğeniye çok uygun olacağını düşündüğüm bir parfüm. Sonbahara çok çok yakıştırıyorum. Kışın da gene keyifli olacaktır. Neye benziyor? Ondan da biraz bahsedeyim. Daha doğrusu bir parfümü andırıyor. Chanel Bois de Zil parfümünü. Bu aralar o parfüme de ben bayağı bir takmış durumdayım. Chanel Bois de Zil'de de EDP'sinden bahsediyorum. Başrolünde Sandal Ağacı ve Ylang Ylang var. Fakat orada bir de aldehitler var. Yani Chanel'in o meşhur aldehitleri de var. Fakat benim sevdiğim, elimde maalesef çok küçük bir boy var. Parfüm versiyonu, EDP değil de daha yüksek konsantrasyona sahip olan parfüm versiyonu 15 ml var. Bende bayağı ufacık, minicik bir şişe. Bunda aldehitler daha geri planda EDP'ye göre. Hatta bunu paylaştığım zaman Instagram'da takipçilerim şöyle söylediler. Chanel Bois de Zil ile çok çok birbirine benziyor. O yüzden hani Chanel Bois de Zil'i almadık, Samsara'yı tercih ettik diye. Ama lütfen bir eğer eski şişe bulabiliyorsanız mutlaka bir bakın derim. Sıradaki parfüm ise göreceli olarak birazcık daha uygun fiyatlı bir parfüm. Yves Rocher markasına ait Cure de Nuit parfümü. Neler var içerisinde? Vanilya, kakao, pembe biber ve kahve. Açıklanan notaları bu şekilde. Peki ben neler hissediyorum? Bir kere vanilya zaten çok baskın. Vanilya ile birlikte kakao da çok baskın. Ama böyle aşırı tatlı bir parfüm değil. Vanilya deyince hani kek kokusu gibi düşünürüz ya genelde tatlı tatlı. O şekilde değil. Böyle acı bir kakaoyu hissediyorsunuz içerisinde. Gene pembe biber varlığını da hissediyorsunuz. Kahve çok geriden geliyor bence. Ve tende kaldıkça bu parfüm böyle odunsu bir vanilyaya dönüşmeye başlıyor. Kalıcılığı fena değil bence. 7-8 saat civarında. Yayılımı da ilk 1-2 saat kendini gösteriyor. Ondan sonra tene doğru yaklaşmaya başlıyor. Fakat ben neden aldım bunu? Neden beni heyecanlandırdı? Bir parfümü anımsattı. Aslında parfüm de demeyeyim. Bir kolonya. Hiçbir videomda göstermediğim bir şişe göstereceğim şimdi size. Böyle kocaman bir şişe. 500 mililitre. Bunun İsmi çok uzun. Ekrana yazıyor olacağım. Fotoğrafını da koyuyor olacağım. Göstermememin sebebi bu kolonya üretimden kalktı. Kolonya diye geçmeyin. İnanılmaz kaliteli ve kalıcılığı, yayılımı da birçok parfümden çok daha iyi olan bir kolonya. Ben bunu 500 mililitre olarak 450 liraya almıştım. 2 sene önce fiyat da gayet uygundu. Bu kadar böyle bitirdim. Arkadaşlarıma da çok verdim çünkü. Fakat daha sonra üretimden kalktığını öğrenince şu an saklıyorum. Bunu koklayınca nedense bunu anımsadım. İkisini birer bileğe sıktığınızda arada bayağı sağlam fark var aslında ama gene de dediğim gibi bunu sıktığımda bana bayağı bir bunu anımsattı. Eğer böyle vanilya, kakao tarzı parfümleri seviyorsanız, özellikle soğuk havalarda sizi böyle sıcacık sarsın istiyorsanız bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Zara markasına ait Ebony Wood parfümü. Aslında bu parfümden daha önce bir videomdan bahsetmiştim. Zara'nın Jo Malone'la işbirliği sonucunda çıkan parfümlerden bir tanesi. Bence o serideki en iyi parfüm diye düşünüyorum. Kalıcılığı da şaşırttı beni. Yani 12 saate kadar kalıyor. Ama hani ilk 8-9 saat bayağı bir hissediyorsunuz. Ondan sonra bayağı bir azalıyor. Yayılımı da bence gayet başarılı. Peki neler var içerisinde? Açıklanan notalarında baharatlar, karanfil, pembe biber ve abanoz ağacı var. Peki ben neler hissediyorum? Açıklanan notalarında yer almasa da açılışında açılışını sevmeyebilirsiniz.
Açılışında böyle bariz bir ben en azından narenciye ve özellikle greyfurt hissediyorum. Daha sonra o baharatlar devreye giriyor, odunsu notalar devreye giriyor. Gene açıklanan notalarında yer almasa da tende kaldıkça kırmızı meyveleri hissediyorum. Özellikle böyle sanki vişne, kırmızı meyve tatlılığı tende kaldıkça tatlanmaya başlıyor çünkü. Açılışıyla bir 30 dakika sonrası arasında fark var. Hatta böyle tütünümsü bir havada hissediyorum ben nedense. Birazcık maskülene kayıyor diyebilirim. Fakat kadınlar da çok rahat kullanabilir ki benim keyif aldığım parfümlerden biri oldu. Performansı da iyi. Bence mutlaka bir göz atın derim. Artık niş parfümlere geçiyorum ve ilk parfüm ise Unique Luxury markasına ait Crush On Me parfümü. Bu parfümü alırken Instagram'daki takipçilerimden etkilendim. Bana çok da yazılan bir parfümdü. Derya Hanım mutlaka deneyin, mutlaka deneyin. Birçok yerde de denk gelmiştim. Herkes Crush On Me'nin güzelliğinden bahsediyordu. Genel beğeniye çok uygun olduğundan bahsediyordu. Performansının da yine çok çok yüksek olduğundan bahsediyordu. Benim bu markayla çok fazla bir ilişkim olmadı. Markadan denediğim bazı parfümler oldu. Fakat markayla ben tam anlamıyla bir bağ kuramadım bu zamana kadar. Öncelikle açıkça onu söyleyeyim. Gene markanın bir eleştiri olacak belki ama markanın şişelerini de sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor nedense, beni çok fazla çekmiyor. Fakat bu kokuyla ciddi anlamda anlaştık. Nasıl bir parfüm? Parfümdeki notalardan ben biraz bahsedeyim size öncelikli olarak. Açıklanan notalarında zencefil ve lime var üst notalarında, orta notalarında floral notalar, alt notalarında da patchouli karamel. Şimdi belirgin bir şekilde aslında patchouli karamel parfümü. Çok yoğun bir patchouli var. Patchouli kullanımı gerçekten çok güzel ve yanık bir karamelle birleştirilmiş. Bu arada ben parfümü tenime sıktığım anda belirgin bir şekilde patchouli, karamel evet alıyorum ama irisi de çok yoğun bir şekilde hissediyorum. Kağıda sıktığım zaman o ilk açılışta irisi çok kuvvetli hissetmedim. Onu da mutlaka eklemiş olayım. Daha çok dediğim gibi patchouli hissediyorsunuz zaten, bir patchouli parfümü. Patchouli ile birlikte karamel, yanık bir karamel. İris ve gül hafiften hissettiriyor kendini. Çok tatlı olabilirmiş o karamelden hani dolayı. Hala tatlı bu arada ama sanki o çiçeksi notalarda birazcık o tatlılığı törpülemiş gibi geliyor. Bunun dışında bir de safran hissediyorum ben. Parfümün baharatlı bir havası da var. Onu da çok net bir şekilde alıyorum. Keyifli bir parfüm olmuş. Bir kere genel beğeniniz çok yüksek. Ben bunu aldığım gün akşam bir arkadaş buluşmasında sıktım. 4-5 tane kadındık hatta oturduğumuz masada. Ve arkadaşlarımın hepsi kokumu duyup, yayılımı çok çok kuvvetli çünkü. Kokumu duyup herkes benden der ya, yanında mı parfüm, bu hangi parfüm, bir sıkmak istiyoruz dediler. Herkes sıktı ve yorumlar şu şekilde oldu. Ağır parfüm kullananlar, kuvvetli parfüm kullananlar kendi üzerlerinde de çok beğendiler. Ama çok çok hafif parfüm kullananlar ya bu benim başımı ağrıttı, senden gelen kokusu daha güzeldi dediler. Kuvvetli bir parfüm olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer böyle hafif parfümleri seviyorsanız anlaşamayabilirsiniz. Ama böyle kuvvetli parfümleri seviyorsanız, ki patchouli parfümleri videoma mutlaka bakın derim. Orada kuvvetli patchouli parfümlerinden de bahsetmiştim. O tarzda böyle kuvvetli tatlımsı patchouli parfümlerini seviyorsanız mutlaka bakmanız gereken parfümlerden bir tanesi bence. Saatlerce kaldı, saat tutmadım galiba. Hatta duşa girdim, çıktım gene hissettim. Tekstilde yani kıyafette de bayağı bir kaldı. Performans da çok yüksek. Son olarak da bu parfümü hem kadınların hem de erkeklerin çok rahatça kullanacağını söylemek isterim. Sıradaki parfüm ise Chanel markasına ait Cure Rusty parfümü. Bir deri parfümü fakat deri sevmeyen bir insana bile deriyi sevdirecek bir parfüm. Buradan da anlayabilirsiniz ki aslında yumuşacık bir deri parfümü. Hatta neredeyse böyle süet hissiyatı veriyor. Neler var içerisinde? Şimdi parfümde deriyle birlikte çiçekleri hissediyorsunuz. Çiçeklerde de portakal çiçeği, yasemin ve ona pudramsı havayı katan irisi hissediyorsunuz. Ve çok yoğun bir şekilde ylang ylang varlığı var. O çiçeklerle birlikte bayağı bir yumuşuyor deri. Süet havasına giriyor. Odunsu notalarında varlığı var. Biraz tütün hissiyatı var.
hafif de bir tatlılık var. Şimdi tatlılık deyince o jenerik parfüm tatlılığı gibi düşünmeyin. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Fakat keşke kalıcılığı daha yüksek olsaydı. 6-7 saat civarında kalıyor tenimde. Böyle 1-2 saat bir yayılıyor güzel. Geçen pazar kahvaltıda sıktım ben bunu açık havada. Hatta bir süre sonra yayılmıyor gibi hissettim ikinci saatte ama arkadaşım parfümümü istedi. Gene denemek için çok güzel geliyor rüzgarla birlikte dedi. Galiba benim burnum da alışmış olabilir. Hani diğer kuvvetli parfümlerin yanında bana birazcık daha az yayılıyormuş gibi geliyor. Deri parfümlerini sevmiyorsanız bile çiçeksi notaların eşlik ettiği bu parfümü mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki parfüm ise benim son zamanlarda gerçekten bayıldığım bir parfüm. Meftun oldum diyebilirim. Amage Jubilation 25. Bir şifre. Gene eski kafa bulabilirsiniz belki ama ben kendime de çok yakıştırdım bu arada bu parfümü. Ve kullandığım zamanlarda da hep çevrem tarafından beğenildi. En azından o üzerimden yayılan kokuyu mutlaka sordular. Sen farklı tarzda bir parfüm sıkıyorsun bugün diye de merak ettiler hep. Gerçekten çok keyifli bir parfüm. Ama 35 yaş üstü olmak lazım sanki. Yani 35 yaş üstünün daha güzel taşıyacağını düşünüyorum. Daha böyle kaldıracağını düşünüyorum bu parfümü ben. Bu parfüm klasik bir şifre ama aynı zamanda modern bir şifre diyebilirim onun için ben. Ve böyle nasıl bir kadın gözümde soğuk gözüken ama aynı zamanda da samimi ve içten bir kadın. Mesafeli ama içten. Öyle bir parfüm benim için. Ve böyle bir parfüm yani bunu mesela bir kadın sıksa yolda. Ki özellikle son zamanlarda şifre parfümleri kullanan kadınların kokusunu alıp dönüp bir bakıyorum. O sokaktaki kokusu beni ayrı bir etkiliyor. Gerçekten dönüp bir bakarım. Peki parfümün içinde neler var? Açılışta bir narenciye havası. Böyle limon hissiyatı ve çok az bir yılank ama bayağı az miktarda hissettiriyor kendini. Daha sonra gülü hissediyorsunuz. O gül de tütsüyle birlikte, o tütsü hissiyatı biraz reçinamsı bir hava var. Açıklanan notalarında yer almasa da ben bu parfümde şeftali ve biraz da kimyon hissediyorum nedense. Alt notalarda da böyle mürle tatlanmış amber, patchouli ve misk var. Bir de gene açıklanan notalarında yok ama bence kesinlikle var. Meşe yosunu hissediyorum. Şimdi bu bir yanılgı da olabilir. Meşe yosunu olmadan şifre olmaz diye kafama neredeyse yerleşmiş ama ben çok net bir şekilde meşe yosunu alıyorum bu parfümde. Gerçekten çok keyifli. Şu an gene çok hoşuma gitti. Hatta galiba ben bunu üzerime de sıkacağım. Ben bir parfümü bu kadar ballandıra ballandıra anlatınca galiba biraz yüksek bir beklenti oluşuyor. Ve kokladığınız zaman da ya bu kadar ballandırarak anlattı. Hiç de böyle bir parfüm değil dediğiniz olabiliyor. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Bu benim zevkime inanılmaz hitap eden, özellikle son dönemlerde kullandığımda çok çok keyif aldığım bir parfüm. Bu arada bu parfümü birkaç arkadaşıma denettim. Temiz buldular. Şimdi genelde şifre parfümlerinde, şifre tarzı parfümlerde animalik o hayvansal daha kirli bir hava da hissedersiniz. Ama birazcık daha galiba temiz hissettiriyor. Kalıcılığı çok iyi. Yayılımı gayet güzel. Sonbahar, kışa da çok çok yakışıyor bence. Ben ilkbaharda da kullanmayı seviyorum bu arada. Sadece yazları kullanmıyorum. Sıradaki parfümüm Parfüm Empire markasına ait tabakta bu parfümü. Bir tütün parfümü. Tütün ne kadar merkezde olmaya çalışsa da aslında yan oyuncular da var. Birazdan bahsedeceğim size. İlkbaharda keşfetmiştim bu parfüm Türkiye'ye geldiğinde. Daha önce yurt dışında markayı denemiştim. Bir sürü numune getirmiştim yanıma ve bu parfüme de vurulmuştum. İlkbaharda almadım çünkü direkt yaz devreye girecekti ve kullanamayacaktım. 5 ayda hiç parfüm alışverişi yapmadım ve o diyetimi de galiba bu parfümle bozdum. Nasıl bir parfüm? Açılışında çok güzel, çok gerçekçi bir nergis hissediyorsunuz. Bayağı böyle buram buram nergis kokuyor. Ondan sonra ölmez çiçeği ve tütün devreye giriyor. Tütünle birlikte bal.
Böyle hayvansal bir bal hissediyorsunuz. Bal biraz tatlandırmaya başlıyor parfümü. Çimen var içerisinde, saman var. Onun haricinde böyle ısıtılmış bir deri hissiyatı var. Çok böyle hafiften alıyorsunuz ve misk var. Başrolde tütün var. Tütünle birlikte nergis var. Nergis çiçeği. Bal, saman, çimen diyebilirim aslında. Biraz o yeşil hissiyatı da alıyorsunuz. Biraz tatlılığı da alıyorsunuz. Tek dezavantajı ne olabilir? Bu parfümün çok daha güçlü olmasını isteyebilirdim. Tendeki kalıcılığı ve yayılımı çok çok daha performansa, çok daha kuvvetli olmasını isteyebilirdim. Ben böyle akşama doğru bir tazeliyorum. Galiba dezavantajı o. Erkeklere de çok yakışıyor, kadınlara da çok yakışıyor. Sonbahar, kış zaten tam havaları. Son parfüm ise Papillon markasına ait Bengal Rouge parfümü. Birazcık Papillon markasından bahsetmek istiyorum size. Ben Papillon markasını 2019 yılında keşfettim. Bir artisan parfüm evi, İngiltere merkezli ve kurucusu bu parfümleri kendisi tasarlıyor ve üretiyor. Ve ben İngiltere'ye gidiyordum 2019 yılında. Giderken, Londra'ya giderken artisan parfüm evlerine merak sarmıştım. Ve bir araştırma yaptım internette. Acaba İngiltere merkezli bir parfüm evi bulabilir miyim diye. Papillon çıktı karşıma. Çok da başarılı bir parfüm evi olduğu yazıyordu. Fakat parfümlerinin çok çok fazla genel beğeniye uygun olmadığı da yazıyordu. Ve hatta Londra'da her yerde de satılmıyordu. Bir tane yer buldum. Sapa'da bir yerdeydi. Hatta gittim sırf bu marka için. Başladım denemeye tek tek. Bu arada hani testerlar vardı ama o parfümlerin devamı yoktu. Çünkü bu parfüm evinin kurucusu şöyle diyebiliyor size. Hani bu kadar adet ürettim, ham maddeye ulaşamadım ve yok devamı şu an gelmeyecek. 2 ay bekleyin veya 1 ay bekleyin diyebiliyor. Çok az parfüm vardı hatırlıyorum. Sadece 1 ya da 2 tane parfümün devamı vardı. Bengal Rouge yeni çıkmıştı. Yeni çıkmasına rağmen sadece testeri vardı. Devamına ulaşamamıştım. O zaman da çok hoşuma gitmişti. Bengal Rouge adını nereden alıyor? Aslında markanın kurucusunun bir Bengal kedisi var. Bengal kedisi Mimi. Oradan esinleniyor ve Bengal kedilerinin o ihtişamını, gizemini bir parfümde yakalamak istiyor. Ve Bengal kedisiyle geçirmiş olduğu o huzur verici zamanları, o rahat zamanları bir parfüme yansıtmak istiyor. Peki parfüm içinde neler var? Sandal ağacı, Türk gülü, bal, vanilya, tonka ve mür var. Böyle yumuşacık, sıcacık, tatlı, baharatlı bir oryantal aslında. Sıcak amber akorlarını seviyorsanız böyle sizi battaniye gibi o soğuk havalarda sıcacık sarsın istiyorsanız keyif alabileceğiniz bir parfüm. Kalıcılığı çok iyi. 11-12 saat civarında tenimde kalıyor. Yayılımı başta 1-2 saat kuvvetli. Ondan sonra tene yaklaşmaya başlıyor. Genel beğeniye çok uygun mu? Amber akorlarını sevenlerin denemesini tavsiye ederim. Bugün bahsettiğim parfümlerin çoğu, yani özellikle niş kategoridekilerin çoğu genel beğeniye çok çok uygun olmayabilir. Denemeden ne olur karar vermeyin. Yine sürekli unutuyorum. Buna da bir ek yapmış olayım. Bu parfümü de hem erkeklerin hem kadınların çok rahatça kullanabileceğini düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de son olarak size sormuş olayım. Bu parfümleri denediniz mi? Kullanıyor musunuz? Bu parfümlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Onun dışında bir de sonbahar ve kışa hangi parfümleri yakıştırıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.